Bayrakların şöleni var bu akşam. Ruhumuz şanlanıyor, şenleniyor. Allah sizden razı olsun. Gözlerimizi parlattınız, ruhumuzu aydınlattınız. Size güveniyoruz. Ve bu baba nasihatı yapmak istiyorum. Adımızı ülkücüler deyince kavgaya, kavgacıya, vurup kırmaya çıkartanlar ve çıkartmak isteyenler vardır. Sakın ola, boyuna gelmeyin. Siz namusun bekçisi, bayrağın bekçisi, Rum'un istediği tek şey Kıbrıs'tır. Girit gibi Kıbrıs'ı Yunan yapmaktır. Başka bir şeyi yoktur. Ve eğer biz kendi devletimize sahip çıkmazsak bu engellemiştir Kıbrıs'ın Girit olmasını ve bu engelleyecektir bütün Kıbrıs'ın Girit olmasını. Biz buna sahip çıkmadığımız takdirde netice budur ve buradan bu halk gidecektir. Asker gider gitmez arkasından Kıbrıs Türk'ü de gidecektir. Bizi Rum'un insafına bırakmak. Niye? Tekrar ediyorum. Güvenlik ihtiyacınızdır. Şimdi Bakü ve Ceyhan boru hattı İskenderun'a geliyor. Yakında açılışı yapılacak. İskenderun'un önemi, iktisadi önemi, stratejik önemi 1000 derece daha artmış oluyor. Peki bunun korunması için Kıbrıs Türkiye'ye lazım değil mi? Bunun korunması için, o kanalın korunması için Kıbrıs'ta Türkiye'nin hakkı yok mu? 1960 anlaşmalarıyla tespit etmiş olduğu stratejik hakkını niye bağışlıyor Türkiye? Niye karşısında bağışlıyor? Niçin bağışlıyor? Şehitler vererek kazandığı bir konuda, zaferle çıktığı bir konuda mağlup olmuş gibi niye toprağı iade için, bilmem neyini yapmak için ne gerekirse Avrupa Birliği istedi diye yapıyoruz? Yani anlatacak ekibimiz mi yok? Direnecek gücümüz mü yok? Çok mu zayıfladı? Bunları düşünüyoruz ve çıldırıyoruz biz burada. Türkiye için, Türk hakları için, kendi hürriyetimiz için can verdik, kan verdik. Bunca yıldır direniyoruz, savaşıyoruz. Benim 60 yılım gitmişti. Helal olsun. Ama o şehit helal olsun diyemiyor. Bunlar ayıp değil mi? Günah değil mi? Şimdi sanki suç işlemişiz gibi Rum'a sadece evinin kıymetini, tazminatını verecek değiliz, manevi tazminat da verecekmişiz. Kim yapıyor bunu? Türkiye'nin ricasıyla benim meclisim böyle yasalar geçiriyor. Manevi tazminat vermek ne demek ya? Manevi tazminatı insan suç işler, zarar yapar birine, ona verir. Bunları geçirdiler bize. Ve Kıbrıs meselesinde taviz verilmezmiş. Tavizi Annan kanına evet dediğiniz gün verdiniz. Ama madem ki kandırılarak verdiniz, o zaman vermediniz demektir. Onu söyleyin. Vermedik, vermiyoruz, vermeyeceğiz deyin, olsun bitsin. Evet. Beni Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istemeyen kişi olarak tanıttılar. Avrupa Birliği düşmanı değilim. Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ın şantajına boyun eğerek yıllardır bize haksızlık yaptığını, yasal haklarımızı tanımadığını, statümüzü tanımadığını, Rum'u tanımak suretiyle bize zulüm yaptığını görüyorum. Ben bunları söylüyorum ve bunların ayıklanmasını istiyorum, temizlenmesini istiyorum. Yoksa benim Avrupa Birliği'ne Türkiye girmesin diye bir şeyim yok. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme hakkı, NATO üyesi, tamamen Avrupa'nın bekçisi ama Avrupa Birliği'ne giremezmiş. Böyle şey.